Farklı Kaydet'in sunduğu ve Olaylar Gelişir programına hoş geldiniz. Bugün yine Burak'la beraberiz ve ne konuşuyoruz? 2018'de karşımıza çıkacak en garip filmler. Yani aslında niye böyle film çekmişler diye biraz düşündürdü sanki. Niye böyle film çektiler, niye böyle film çekmeye devam ediyorlar gibi bir şeyler konuşacağız. Kaç film seçtik? 4 tane film seçtik. Onları tek tek konuşacağız. İlk önce Burak sen başla. Senin en garip bulduğun filmlerden hangisi? Şimdi bir tane film var. Sen gördün mü onu? Rampage diye bir tane film var. Fragmanı böyle geçen hafta falan çıktı. Evet. Dwayne Johnson oynuyor. Aslında bir oyun. Aslında bir oyun. İzledin mi fragmanı? Fragmanı izledim. Nasıl gözüküyordu sence? Yani klasik Dwayne Johnson filmi gibi helikopterle uçuyor. Bir şeyler parçalanıyor falan. Onu yapmayın. İşte şehre felaket geliyor ve muhtemelen de kurtaracak. Ya ben konuyu kısaca özetliyorum. Şimdi şeyi. Dwayne Johnson'ın galiba bir hayvanat bahçesi görevlisi ya da bir şey falan filan. Arkadaş olduğu bir goril var. Hı hı. Ya da işte bir şey. Neyse. Goril arkadaş. Sonra bir kimyasal bir şey bulaşıyor. Goril ve büyümeye başlıyor. Ve işte şehirleri yerle bir etmeye başlıyor. Sonra yetmiyor. Bir tane de şey diyor. O kurt diyor, nereden geliyor? Ha, bir tane de büyük kurt çıkıyor. Sonra kurtla beraber goril kapışmaya başlıyorlar. Yetmiyor fragmanın sonunda bir tane de dev timsah varmış diyorlar evet, falan filan. Şimdi Rampage aslında 80'lerde popüler olan bir oyunmuş, ben baktım. Hatırlamıyorum. Yani görünce hatırladım. YouTube'dan falan videolarını seyrettiğimde. Bayağı iki boyutlu böyle Atari oyunu. Hı hı. Rampage. Gorili, timsahı ya da kurtu seçebiliyorsun. Ve şehir aslında yıkıyorsun. Dağıtıyorsun. Evet. Dwayne Johnson'ı araya atmışlar. Öyle o da tekrardan helikopter pilotu gibi takılmaya devam ediyor gibi bir durum var. Bence acayip saçma gözüküyor. Ya ben fragmanı izlerken şey diye düşündüm. Komedi filmi gibi olsaymış aslında belki daha iyi olabilirmiş. Belki. Bazı diyalogları ben komik buldum. Bayağı bence komedi filmi aslında şey. Yani Rampage. Ya daha etkili olabilirmiş. Evet yani Rampage bir de komedi filmi. Dwayne Johnson'ın şeyi... Jumanji'de de maymunlar var mı? Var. Jumanji'de maymunlar var. Böyle üst Dwayne üste Johnson böyle bir şey çok olmuş. Bir maymun Amerika'da. Hayranlığı varmış gibi kendisinde. Evet. Dwayne Johnson çok seviyor şeyler. Yani hayvanlar. İşte, hayvanlar değil. Seyirciler çok seviyor. Özellikle Çinliler çok seviyor Dwayne Johnson. Çok haslat yapıyor. O yüzden böyle aksiyon oldu mu ortasına atıyorlar. Rampage'de böyle tuhaf bir film. Bunlar zaten helikopter şoförü dedin ya. San Andreas diye bir film yapmışlar beraber o filmin yönetmeniyle. Ha evet onu diyecektim. Çünkü altta yazan yorumlarda şey gördüm. San Andreas'ın yönetmeninden evet, diye de. Evet aynen. Yani... Brad Payton diye bir adam var. Hatta yazar da Carlton Cuse diye bir adam. Bunlar San Andreas'ın yazarları bir araya toplanmışlar. Rampage'i. Bu deprem olan film değil mi? Deprem olan film. San Andreas fay attı mı? San Andreas orada fayı diye mi? Orada helikopterlerle uçuyor gibi. Yine aynı şey yapıyor. Helikopterle uçuyor. Şey izliyor. İşte dev timsahları ve şeyleri izliyor artık. Goriller izliyor. Kapışırlarken gibi bir durum var. Tuhaf bir film ya bence. Biraz şeyin gazını aldılar gibi geliyor bana. İşte şimdi Kong Skull Island biraz iş yaptı. İşte King Kong filmleri tekrardan piyasada. İşte ne bileyim Godzilla filmleri de böyle bir gazlandı tekrar falan. Öyle bir iş yapmaya çalışıyorlar diye düşündüm ama gerçekten çok kötü fikir kağıt üzerinde. Yani tepişecekler, goriller, timsahlar. İşte ya insanlar sonunda arasında da kalsın. Bence şey olacak. Yani gorille bir bağı olduğu için hı-hı. İşte yapma etme. Ben Dwayne Johnson'ın da büyümesini sonra bekliyorum. Goril bence şey olacak. Uysallaşacak. Dwayne Johnson'ın da büyümesini bekliyorum ben mesela. Ha, bayağı o da goril büyük gibi olacak. Goril gibi olup böyle onları olabilir, iki bence tokat güzel. Atıp falan bir şey yapacak falan gibi bir şey. Gorille belki de yerlerine kalsın. Olabilir, şimdi. Olabilir. Aynen. Peki o zaman diğer filme geçelim. Hı. Benim seçtiğime bakalım mı şimdi? Ben de Wrinkle in Time diye bir film seçtim. Bunda da sen izledin mi? İzledim Ben fragmanı. Ben bu film konusu anlatmakta çok kötüyüm. Anlat bence. İyi O yüzden anlatıyorsun. Çok kötü olabilir. Şimdi bu filmde, bu aslında bir kitap. Hı-hı. Bir baş karakterimiz var. Babası bilim insanıymış. Hı-hı. Ve kayboluyor. Sonra bunun bir yaptığı bir deneyimi ne varmış? Böyle kuantum fizikleri bir şeyler falan filan var. Sonra babasını bulmak için bu böyle farklı bir boyuta geçiyor. Orada karşısında birileri çıkıyor. Baban senin bir yerde onu bulman lazım. Sana yardım edeceğiz diyorlar. Bir yolculuğa çıkıyorlar. Ama böyle zamanlar arası bir garip bir şeyler oluyor. Zengin de bir oyuncu kadrosu var galiba ya filmin. Evet. Ben ilk böyle Instagram'da takip ederken Mindy Kaling'i çok seviyorum. Hı-hı. Onun şeylerinde görmüştüm. O genelde sinema filmlerinde çok olmadığı için. Kendisi ofisin yazarlarından biriydi ve kendi ayrıca bir dizisi vardı. Orada hep böyle işte Reese Witherspoon'la, Oprah'la fotoğraflar paylaşıyordu. İşte çekimdeyiz ama böyle şaşırdım ne kadar güzel birlikte film yapıyorlar diye. Ama sonra böyle bir fragman geldi ve bu neymiş ya dedim. Aslında çok ünlü bir romanmış bu arada. Böyle çok Bir tane de ezmeyeyim ama. animasyon uyarlamasını yapmışlar, onu gördün mü? Yok, onu Bundan görmedim. birkaç sene evvel galiba, böyle bir 5-6 sene evvel, tam tarihini hatırlamıyorum. Animasyonunu çekmişler bunu. Animasyon mu? Böyle bir şey yapmışlar. Şimdi galiba böyle Disney'in hikayesi aslında. Bu yeniden yeniliyorlar, şey yapıyorlar aslında bunu. Ama fragmanı çok çok kötü yani durmuyor mu? ben sana net Belki çok bak enteresan net bir söylüyorum. hikaye ama. Net söylüyorum. Yorumum şu.
ATV'nin Selena dizisi. Yorumum bu yani, öyle söyleyeyim. Yani Oprah ne kadar kötü gözüküyor herhalde. İnanamadım o kostüm. Hadi diğerleri bir derece... Yani o kostüm, dekor, makor falan ATV'nin Selena dizisi. Sonra yönetmenine baktım ben. Neydi? Ava DuVernay diye bir kadın. Ve Selma'nın yönetmeniymiş şey o kadın. Değil mi? Hep böyle politik, siyasi Martin Luther King'in hayatını çekmiş, Oscar alıyormuş böyle falan bir kadın. Böyle ciddi konularda hep böyle filmler çeken bir yönetmen. Bir anda böyle bir şey. Ya Disney 3-5 senedir böyle bir çuvallıyor. Yani çok fena çuvallıyor gişede. Ve 100 milyon dolar harcamış buna. 2012'de John Carter'la falan aynı şey, hezimete işte. uğradılar. Bu da bence öyle olacak diyorum ben. Yani benim şeyim bu Wrinkle Yeni in Time. bak Çünkü çok kötü söyledim. gözüküyor. Yani çok berbat gözüküyor. Bilmiyorum yani. Ya belki oyuncuların hatırına giderler ama. Ya bilmiyorum, işte Oprah var falan, Bence Oprah'ı o seviyorlar. yönetmeni Oprah ikna etti. Oprah ikna etti. Daha önce de beraber çalışmışlar bu arada. Şu Nasıl Martin Luther çalışmışlar? King filminde de oynamış Oprah Ha, onu. evet, bence kesin o Onu ikna etti. Yoksa arkadaşlar. yani hiç şu kadının tarzı bir film değilmiş gibi İşte geldi para, ne yapacağım? Para kazanmak bana. için Ama Disney. kazanamayacak. Ha, gerçi o O almıştır parası, parasını maaşını ya. almıştır o. 110 milyon dolar bütçe var ya. Yeni O filmimiz zaman yeni mi? filme geçelim. Neymiş benim film, bakayım bir. Burada not almıştım. Ready One Player olabilir mi Ha, Ready acaba? Player One. Ha. Ready Player One. Ready One Player'dı. Ready Player One'ı Spielberg filmi. Gördün mü fragmanını? İzledim. Nasıl? Nasıl buldun? Yani çok eskiden çekmiş de şimdi yayınlıyormuş gibi Neden öyle hissettim. bir hissiyata kapıldın acaba? Yani çünkü grafikleri çok kötüydü. Hmm. Ama sonra ya bana video oyun gibi geldi. Ama sonra zaten böyle işte bunu şimdi bunu deyince şey diyebilen insanlar o zaten sanal gerçeklik oyunu oynuyormuşsun gibi Doğru. Bir galiba. sanal gerçeklik oyunu var aslında filmin Ondan öyle içinde. gözüküyor diyebilir biri ama bilmiyorum bana çok eskiden çekilmiş de şimdi yüzüne sokuluyormuş gibi hissettirdi. Konusu şu, ben kısaca özetleyeyim. Oasis diye bir oyunu var. Sanal gerçeklik oyunuymuş bu. Oasis'in kurucusu da sanırım ölmek üzere. Ölmek üzere olduğu için de böyle bir servetini devredeceğini söylüyor. Easter egg'ler, yani işte böyle oyunun içerisindeki sürprizleri Sürpriz ve gibi. atıfları bulana aslında. Ve Easter egg'ler deyince de doğal olarak bütün bir sinema ve video oyun tarihi var onun içinde. Görmüşsündür belki. Back to the Future'ın arabası var filmde. İşte ne bileyim, Ha, bir Elm şeyde okudum Sokağı'nda çok kabusun Freddy fazla Krueger'ı var böyle falan. popüler kültüre gönderme var. O Aynen. yüzden böyle şey insanlar çok bence O yüzden bilmiyorum böyle insanlar. tamamen bir şey gibi, bir hediye paketi gibi aslında. 80'ler ve 90'ların video oyunları ve filmlerin hediye paketi gibi. Bu da aslında bir Spielberg kitap uyarlaması yine. kitap uyarlamasıymış ama kitap, şunu da araştırdım. Kitap şöyle bir şeymiş galiba. Zaten kitap daha piyasaya çıkmadan sinema hakkını satın almışlar. Ve bir sürü isim bu kitabı sinema uyarlamak istemiş. Spielberg'e nasip olmuş. Ya sen fragmanı izleyince seni hiç heyecanlandırdı mı? Çünkü işte dedin ya bir sürü göndermeler var falan filan. Yani şöyle düşünüyorum artık. Tamam, tabii ki DeLorean, Back to the Future, işte bir sürü karakter, işte Elm Sokağı'nda kabus, Freddy Krueger'ın karakteri vesaire, bir sürü karakter. Yani bizim işte çocukluğumuza, gençlik yıllarımıza falan hitap ediyor. Onları görmek sempatik ama biraz şöyle bir yere geldi bence. İş cırından çıktı. İşte Rampage'de 80'ler bir video oyundan uyarlama. İşte burada bir sürü 80'ler işte nostaljisi, bir sürü karakteri görüyoruz. İşte Stranger Things'de de böyle bir şey var ya, sürekli bir retro iş yapma havası var. Sürekli işte Hollywood Yani şeye dönüyor. Hani Rampage oyununu oynayıp şu an onun nostaljik duygusalını izleyip sinemaya giden biri bence çok ezik. olabilir. Yani. Değil Varsa mi? öyle biri burada Ya bayağı gerçekten ezik yani açıklasın. yazık. Üzgünüm. Onun filmi görüp ay Rampage'in gençliğim, filmi geliyormuş çocukluğum falan. Öyle. inanılmaz diye. Bayağı iyi olur. Doğru Üzülüyorum. söylüyorsun. Öyle. Yani öyle bir kafa var ya, hani 80'ler, 90'lar böyle bir retro iş yapma kafası. Yani o birazcık artık haddini aşmaya başladı bence. Bu işte şey gibi. Buradan Spielberg onlar bunu haddini yapıp, bunu yapıp aştınız. emekli olacaksa eyvallah diyorum bak. Tamam, hani bunu yaptım ben. Easter egg'ler. Emeklilerden emekli oluyor. Yönetmesin bir daha film diyorum. Bence bununla ayrılırsa çok kötü olmaz mı? Ayrılsın bunu işte. Hepsini tekrar görelim. Şeyleri, Easter egg'leri falan. Tamam. Kapatsın Bitsin. yani defteri. O zaman son filmimize gelelim. Belki bunu seçtiğim için Bir sürü yadırganabilirim. insan sana kızabilir mi bunu seçtiğin için? Evet. Bence yeterince kızacaklar öyle diyorum bana. Öyle mi? Neyse, son filmimiz New Mutants. Mutant, yeni mutantlar. New Mutants. Evet. Söyleyemedim Söyleyeyim Evet. Bunu, ben fragmanı neden bunu gariplere koydum? Çünkü mi? fragmanı izlerken, hatta bunu Arda ile de konuştuk. Arda dedi ki bu dizi. Ben dedim ki evet dizi gibi duruyor ama bu film. Ben Arda'ya katılıyorum. Arda Evet. Sonra katılıyorum. dizi mi film mi, dizi mi film mi? Ben film olduğunu biliyorum ama hakikaten dizi gibi duruyor. Dizi olsa çok daha iyi değil mi? Çok çok fazla televizyon dizi ekranına ait bir şey bence o. Ya Yani kalitesi de öyle hatta duruyor. şunu söyleyeyim. Yani X-Men fanları bilirler. FX'te Legion diye bir dizi var.
Benim hissettiğim kadarıyla Legion bundan çok çok daha iyi bir iş. Öyle söyleyeyim. Yani ben fragmanı tekrar bugün izledim. Hani programda yayından önce. Yani berbat duruyor. Bazılarına şey çekici geliyor. Öyle söyleyeyim. Çok çekici geliyor bazılarına. İşte korku filmi yapmışlar. Aa, X-Men evreninden korku filmi olmuş vesaire falan filan ama ben bunun çizgi roman ruhuna aykırı bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten X-Men'in çizgi roman biraz ruhuna. Biraz şey gibi duruyor. Sanki böyle Twilight izleyen insanlara yani aslında çok güzel tespit vampir, yaptın. Vampir, zombi değil de bu sefer hani o mutantları bu sefer onlara sevdirelim. Aynen öyle. Gibi. Çok güzel tespit yaptın çünkü film yönetmeni Josh Boone. Josh Boone da belki sen bunu hatırlarsın. The Fault in Our Stars diye bir film var. Bu Shailene Woodley ile. Aa evet. Şu, bunun yönetmeni ve yazarıymış Josh Boone. Hani tam bir böyle bir gençlik aşısı. Çünkü olabilir. X-Men franchise'ı ölmekte olan bir franchise. Giderek kan kaybediyor. İşte filmler iş yapmıyor, beğenilmiyor vesaire falan. Biraz bütçeden kısalım. Biraz gençleştirelim. Gençlik aşısı enjekte edelim. Ekonomik olsun. Hani bakalım tekrar canlandırabilecek miyiz gibi bir kafa var. Ki içinde de bir sürü genç oyuncu var. İşte Maisie Williams da var mesela falan gibi. O Stranger Things'deki çocuk var. O da var. Şey var. Anya Taylor-Joy diye bir işte popüler olan bir kadın var. İşte yani yeni böyle bir kadroyla bütçeyi küçülterek biraz böyle korku işte türüne alarak falan böyle bir oyunlar yapmışlar ama ben... Yani çok tutmaz gibi. Tutarsa da belki hani daha ya düşük bütçesinden dolayı birazcık şey yapacaktır. Tutacaktır. Gençlik işte aşısı iyi aşılanmışsa bir şekilde şey yapacak yani gidecektir ama de bence. Ama dizi olsa daha iyi. Yani estetik olarak diziye yakın bir şey ben gördüm öyle söyleyeyim. Ne yapalım o bilgiyle? Yok dediniz ya. O zaman geri al lafını. Geri alırım. Tamam Arda şu an Arda kulaklıktan. Arda uyardı ki X-Men'de zombiler varmış. Vampirler varmış. Şu an bilgi geldi. Evet varmış. Hikayeler varmış. Vampirlerle dövüşüyorlarmış. Arda evet. Bu önemli bilgi için Arda'ya teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. O zaman son birkaç soru sorayım sana. Şimdi 4 tane film seçtik. Sence bunların hangisi en kötü bir şekilde batar? Rampage batmaz. Ready Player One da batmaz. Oradaki en riskli proje bence Wrinkle in Time. Öyle evet. söyleyeyim. Yani batma olasılığını çünkü şöyle Disney'in işte 100 milyon dolara aşkın bir bütçe verdiği bir iş. Her ne kadar böyle bir çocuk filmi gibi duruyor olsa da John Carter da zamanında öyleydi. Bu işi ben biraz tehlikeli görüyorum. Bir marketing bütçesi de olacak, bir pazarlama bütçesi de olacak, bir o kadar, hatta belki 1,5 katı. Yani 200-250 milyon dolar bir para var orada yatan. Kolay değil yani kâra geçmeleri gibi geliyor. En çok o hata diyorsun. Evet. Bana da biraz öyle gibi geliyor. İkinci de olsa. Dwayne Johnson büyüyüp filmi kurtarır diyorum ben. Dev olup filmi kurtarır diyorum. Ya bu aralarından sanki en başarılısı o olurmuş gibi. Yani karlılık olarak bakarsan bence X-Men filmi New Mutants daha başarılı olacak. Çünkü bence düşük bütçesi olan bir film gibi geliyor bana. Çok yüksek bütçesi yok. Böyle belki tek mekan filmi gibi falan. Falan diye izlerler. Tek mekan filmi gibi falan gibi geliyor bana. Bence o iş yapar gibi. Peki sen böyle çok garip filmler izlediğin için bazen bunlardan hangisini şans verip izlerdin? Ben bunların hepsini izlerim. İzlerim. Öyle söyleyeyim. Hepsini izlerim. Sorun değil. Hepsini izlerim ama şey. Wrinkle in Time evde izlerim mesela öyle söyleyeyim. Ya diğerlerini sinemada gidersin. Diğerlerini sinemada para giderim. Para vereceksin. Tabii Rampage mesela sinemada izlenmeli bence. Ben hangisini izlerdim? Sen bence dur ben tahmin edeyim sen ne izlerdin? Belki yana. Ready Player One'a giderdin ya. Yok, gitmez misin? Ona gitmez. Neye giderdin? Ya yani belki New Mutants'a gidebilirim de. Ona da değmezmiş gibi. Maisie Williams var. Yani gerek yok. Belki Wrinkle in Time'a gidebilirim. Biliyorum çok kötü duruyor Pacific ama. Yok ya gitmem. Pacific Hiçbirine git. Gitmem. Pacific Rim Uprising'e git. O çok iyi film. Ya onu da konuşacaktık ama. Neyse başka program var. Başka program. Yok yok ben hiçbirine gitmezdim. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok başka eklemek istediğim bir şey yok. O zaman teşekkür ederiz izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka tuhaf filmler varsa siz de bence yazabilirsiniz. Hatta iyi olur. Biz de onları öğrenmiş oluruz. Evet. Hoşça kalın.